Efendim merhabalar. Bloomberg HT ekranlarına felsefe, sanat ve yaşama dair her şeyin konuşulduğu 1 artı 1 eşittir 1 programına hoş geldiniz. Bu hafta matematik ve felsefe arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Mantığın, bilginin ne olduğunu, daha doğrusu ne olması gerektiğini irdeleyeceğiz. Ve tabii matematikteki kesinliğin temeli nedir, bunu da yine konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Dujane Cündoğdu ile birlikte ve tüm bu soruları bizi ulaştıracak en yetkin isimlerden biri Profesör Doktor Ali Nesin yine bizimle birlikte bu hafta konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Estağfurullah. Peki şimdi matematik ve felsefenin ilişkisini konuşacağız demiştim. Yineliyorum sözümü ve bir giriş yapması için sözü Dujane Cündoğlu'na bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ben anılardan, günlüklerden ve mektuplaşmalardan hareketle bu çetrefilli konuya giriş yapmak istiyorum. Bu konulara da biraz düşkünümdür. İşte anılar bilinir ama mektuplaşmalar dendiğinde işte Kemal Tahir ile Nazım Hikmet'in mektuplaşmaları malum. Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın mektuplaşmaları, Van Gogh'la kardeşi Theo'nun mektuplaşmaları, Kafka ile Milena'nın mektuplaşmaları, Marx'la Engels'in mektuplaşmaları, yani say say bitmez. İtiraflarda da işte sen Augustinus veya Jean-Jacques Rousseau'nun itirafları akla geliyor. Dolayısıyla bir düşünce adamını tanımak, bir dönemi, bir meseleyi aydınlatmak, onun bağlamıyla okumak, yorumlamak gerekiyor. Türkçe'de okunabilecek belki ilk üç mektuplaşma diye sorulsa bana, bu konulara biraz emek vermiş biri olarak, ben Aziz Nesin ile Ali Nesin arasındaki mektuplaşmaları hiç düşünmeden öneririm. Burada da Ali Nesin'i bulmuşken bu mektuplaşmalarda çok önemli. Hem ülkenin tarihi açısından hem bu akşam üzerine konuşmayı düşündüğümüz matematik, fizik ve felsefe arasındaki gerilimi 20 yaşında genç bir matematikçi, gelecek vaat eden bir matematikçi ile devrin aydınlarından bir aslında bu konulara epey emek verdiği halde mecburen kendisi de bunu ifade ediyor Aziz Nesin. Edebiyatla meşgul olan büyük bir edebiyatçının tartışmalarından başlamak istiyorum. Özellikle Sayın Ali Nesin o zaman eğitimini kısaca bir hatırlatayım. İşte Saint Joseph ortaokulu bir anlamda bitiriyorsunuz. Bir anlamda bitirdim. Yani bitiriyorsunuz yani. Evet. Ama liseyi Lozan'da okuyorsunuz. Hı hı. Lisans için Paris'e gidiyorsunuz. Orada Diderot, yanlış hatırlamıyorsam değil mi, üniversitesinde? Yok, Marie Curie'di. Evet. Daha sonra Diderot oldu galiba ama Marie Curie'di galiba. Tamam. Jussieu diyebilirim. Evet. Sonra da doktora için de Amerika'ya, Yale Üniversitesi'ne gidiyorsun. Şimdi benim dikkatinizi çekeceğim yer özellikle 27 Ağustos 1976 tarihinden itibaren yapılan mektuplar. Yani siz liseyi bitirmişsiniz, matematikteki şeyiniz, başarınız çok açık. Siz zaten kendinize fevkalade güveniyorsunuz. Fakat baba biraz dominant, fiziğe sizi yönlendirmek istiyor. Ama açıkça oğlum ben bir şey söylemiyorum. Yani yine sen bilirsin diyor ama siz tabii babanın satır aralarında söylemeye çalıştığı şeyi okuyorsunuz. Ve çok önemli bir o dönemin, hakikaten de Cumhuriyet döneminin de en azından Cahit Arflar'dan sonra
en önemli isimlerinden Feza Gürsey ile mektuplaşıyor. Ali'yi ne yapacağız diye. O sırada benim anladığım, siz babanızı biraz frenlemek için ben önce matematik okuyayım sonra fiziği okurum filan diyorsunuz. Fakat şeyden babanız Feza Gürsey ile yaptığı mektuplaşmalardan ya da konuşmalardan size bazı aktarımlarda bulunuyor. Ben bir tanesini matematik tarihi bakımından çok önemsiyorum. Benimle ilgilendiğim bir konuyla alakalı bu satırlar. Feza Gürsey'i ilk kez görüyordum. Çok beğendim. Alçak gönüllü bir genç bilgin. Senin önce matematik, sonra fizik yapman konusunda aynen şöyle söyledi. Ali yanılıyor. Önce matematik, sonra fizik yapılabilir sanıyor. Matematik öyle bir konudur ki, bir kez daldı mı artık sonu yoktur. Bir daha ondan hiç kurtulamaz. Madem matematiği seviyor, öyleyse matematikçi olsun. Boşuna dağılmasın. Fizikçi olmak istiyorsa fizikçi olsun. Şimdi babanız buradan hareketle size yine fizikçi olmanızı istiyor. Ama çünkü fiziği somut, matematiği soyut buluyor. Birazdan zaten açıklayacağım. Matematiğin sonu felsefeye varır evladım diyor. Burada da Russell örnek veriyor. Bak diyor, matematikçi olarak başladı, filozof olarak bitirdi. O size daha çok Einstein'ı örnek olarak önünüze sürüyor. Fakat siz mektubunuzda Lozan'dan yine Eylül'de yazmışsınız. Diyorsunuz ki ben şeyden soğudum. Fizikten soğudum diyorsunuz. Fakat şeyi, Feza Gürsey'i teyit edecek bir ifadeniz var. O da bence matematik tarihi açısından önemli. Yani bu konuda çok kayıt var. Onları çağdaş bir matematikçinin 20 yaşındayken kelimesi kelimesine tekrarlaması çok heyecan verici. Diyorsunuz ki daha şimdiden fizikten uzaklaşıyorum. Matematik o kadar çekici ki fizik güzelliğine rağmen soğuk bırakıyor beni. Eğer fizik yaparsam üniversitede de başaracağıma eminim. Hatta iddialı bile olurum. Ama sanki matematik okumazsam eksik adam olurmuşum gibi bir his var içimde. Şimdi burada başlıyor babanızla sizin aranızdaki gerilim. Siz tabii bunu da izleyicilerin takip etmesi için söyleyeyim. Yani bunların yazılması gerekir aslında. Bir nehir söyleşiniz var. O söyleşi okunmadıkça bu mektuplaşmalar biraz boşlukta kalır. Çünkü anlıyoruz ki babanızınla sizin aranızdaki manzaranın şeyi bir iceberg gibi, altta çok daha derin. Mesela bu mektuplaşmaları okuyan herhangi bir okur, işte babacığınız kitaplarından gelen teliflerle sizi okutmaya çalışıyor. Siz şanslı bir çocuk gibi görünüyorsunuz. Ama arkada çöplerden belki bir şeyler toplayacak kadar yoksul kalan, üzüm sepetleri taşıyan, yani geçinmek için her işi yapan bir Ali Nesin bu mektuplarda görünmüyor. Yani baba görmediği için, babanın görmemesi gerektiği için biz de göremiyoruz. Şimdi hızlı devam edeyim. Burada Aziz Nesin sadece şöyle söylüyor. Kendisinin çok farkında. Diyor ki ben bir bilgin olmak isterdim. Matematikte ve fizikte ve bütün doğa bilimlerde olağanüstü bir yeteneğim vardı. Ama doğrusu başka bir şey olamadığım için yazar olmak zorunda kaldım. Bir baba bencilliğidir bu. Yani burası çok harika. Sizi domine etmeye çalışırken, bir anlamda yönlendirmeye çalışırken, bunun kendi duygularıyla, kendi geçmişiyle alakalı olduğunun da farkında. Bir baba bencilliğidir bu. Babalar kendi olmak isteyip de olamadıklarını oğulları olsun isterler. Fakat tabii şunu da söylemem lazım. Öyle baskı yapmıyor. Sadece kibarca bir adım ileri bir adım geri böyle yönlendirmeye çalışıyor. Siz de matematik diyorsunuz, başka bir şey demiyorsunuz.
sadece felsefeye ilgi duyduğunuzu ve felsefe okuduğunuzu söyleyince matematikle birlikte iş biraz ciddileşiyor. Şu sözünüzü hemen okuyayım. Bence artık matematik, fizik diye bir sorun kalmadı. Tarihini de söyleyeyim bunun. Ekim 76, 25 Ekim. Bence artık matematik, fizik diye bir sorun kalmadı. Matematiği seçtim. Zaten fizikten gittikçe soğuyorum. Çok somut geliyor. Mantığa aykırı gibi geliyor. Ama soyutlamayı hiç zorluksuz anlıyorum. Somutu anlayabilmek içinse güçlük çekiyorum. Bu muhteşem tabii bu satırlar. Ve babanız tabii bana aykırı geldi diyor. Fiziği somut, matematiği soyut görmeniz. Kısa geçeyim. Şöyle söylüyor. Diyor ki, çünkü bütün soyutlamaların amacı somutlamaya varmak ve somutu daha iyi, daha derin gerçeğinden anlamak içindir. Yoksa bunun tersi soyutlamak için soyutlama olur ki sonu saçmalıktır. Yani gerek matematiksel, bu çok önemli, gerek matematiksel gerek felsefi bütün soyutlamanın amacı doğayı, toplumu ve insanı, yani dünyadaki en gerçek ve en somut olan şeyleri daha iyi anlamamızdır. Daha açıkçası en soyut matematik işlemleri bile sonunda elektrik lambasını yakmak, yemek pişirmek, ısınmak, toplumu düzene sokmak ve insanı mutlu etmek gibi somut amaçlar içindir. Ben bu satırlara katılmıyorum tabii. Yani bu matematikle ilgili Aziz Nesin'in 76'da bu söyledikleri aslında biraz daha aşağıdan bir örnek verilebilir. Mehmet İzzet Almanya'da Türkiye'ye geldiğinde Yusuf Akçura kendisine evladım orada ne tahsil ettin diyor. Mehmet İzzet de utana sıkıla felsefe tahsil ettim efendim diyor. Bunun üzerine Yusuf Akçura diyor ki bize filozof değil demirci lazım diyor. Cumhuriyet'in ilk yılları. Mehmet İzzet de diyor ki bundan sonra felsefe tahsil ettiğimi, ömrüm boyunca felsefe tahsil ettiğimi başkalarına söylemekten korktum diyor. Şimdi bilimle yarar meselesini konuşacağımız için özellikle matematik özelinde, yani herkes zannediyor ki bilim yararlı olmak için taliplerini motive eder. Dolayısıyla size yine de matematik tahsil etseniz de fark etmez filan dedikten sonra asıl şeye geliyorum, sadede geliyorum. Felsefeyle ilgili okuduğunuzu, sizin ilgi duyduğunuzu düşününce sizin felsefeye tırnak içinde söylüyorum, ifade kendisine ait değil, bulaşmanızdan çok korkuyor. Siz de diyorsun ki niye baba hani filan gibi böyle bir şey yapınca oğlum bunu anlatmak uzun sürer diyor. Önce geçiştiriyor, sonra uzun bir tiradı var. Onunla bitireceğim. İzleyicilerin de sabrını rica ediyorum. Bu çok önemli bu satırlar. O bakımdan şöyle diyor. Niçin felsefe yapmanı istemiyorum? Bunu soruyorsun. İstemiyorum diye bir şey yok. Sen istiyorsan ben de isterim. Ama mektupta anlatması çok zor. Yaşadığımız bu çağ için Türkiye'den çok büyük bir felsefecinin yetişebileceğine ben pek inanmıyorum. Ama yanılmış da olabilirim diyor. Fakat burada asıl düşüncesini söylemiyor. Onu sonra söyleyecek. Bunu daha sonra açıklarım diyor. Senin çok büyük bir matematikçi ve fizikçi olabileceğine inanıyorum diyor. Şimdi toparlayacak olursak fizikle matematik arasındaki gerilim felsefenin gelmesiyle birlikte başka bir boyut kazanıyor. Bu sefer felsefe mi, fizikle matematik mi şeklinde bir kaygıya dönüşüyor Aziz Nesin'de. Ve en sonunda dayanamıyor ve
Burada bence çok önemli, hem Cumhuriyet tarihi açısından hem Cumhuriyet ve felsefe tarihi açısından önemli bir konuşma ya da bir şey ne derler, hani diskur çekiyor. Bununla bitireceğim. Felsefe bireysel bir uğraşının ürünü değildir. Yani bu çok ilginç bir saptama. Yani bireysel çabayla birlikte bir felsefeye gereksinmesi gerekir. Bir toplum felsefeye gereksinmiyorsa o toplumdan felsefe çıkmaz. Felsefeci çıkar ama onlar felsefeyle uğraşan felsefe öğretmenleri filandır. Yani filozof çıkmaz, felsefeci çıkar diyor. Hatta şöyle de ifade edebiliriz. Resim öğretmeni çıkar ama ressam çıkmaz. Yani bir felsefe akımının yaratıcıları çıkamaz. Bir toplumdan bir felsefenin doğması için her şeyden önce o toplumun o felsefeyi gereksinmesi gerekir. Bir toplumun bir felsefeyi gereksinmesi içinse daha önceden felsefi birikimi, felsefesinin geleneği, zengin felsefe geçmişi olması gerekir. Bizim toplumumuzun ne yazık ki ve ne acı ki böyle zengin felsefe geçmişi, böyle bir birikimi olmadığından felsefeye de gereksinmesi ihtiyacı yok. Belki zamanla olacak ama onlar yakın gelecekte olacak gibi görünmüyor. O halde bu dolayısıyla sizi bekleyen şeyi, akıbeti söylemiş oluyor. Bizimki gibi toplumlar özgün felsefe yaratamazlar. Ama yaratılmış felsefe akımlarından kimilerini öykünürler, taklit ederler. Türkiye'de işte bu taklit vardır. Bugünkü çağda yani felsefe akımı ancak büyük toplumlardan, ileri toplumlardan doğabilir. Ve görüyorsun öyle de olur. Bununla birlikte yine de istiyorsan felsefeci olmana karşı değilim. Evet, şimdi tabii yaklaşık yarım asra yakın önce liseyi, Lozan'da liseyi bitirmiş, Paris'te matematik okumaya niyetli genç bir matematikçi var. Ve o matematikçi fizikten kopup matematikte karar kılmak istiyor ama bu sefer felsefe gibi kötü yola da düşebilirmiş gibi. Ve bir baba da onu yönlendirmeye çalışırken hakikaten çok tarihi bir açıklamada bulunuyor. Kendince yani 76'da Aziz Nesin'in fizik ve matematik karşısında felsefeyi konumlandırırken yaptığı analizler var. Evet. O zamanlar neler düşündüğünü burada çok açık yazmıyor. Babanız karşısında biraz daha tabii daha dikkatli bir tutum izlemiş görünüyorsunuz. Benim beklentimi söyleyeyim. O yıllarda babanızın bu açıklamasını nasıl yorumlamıştınız? Yaklaşık 45 yıl sonra bugün yetkin bir matematikçi olarak bu satırları biz nasıl anlamalıyız? Bugün açısından mukayese ederseniz, bugün de yeni Ali Nesinlerin aynı açmazlar ya da yol ayrımları arasında olduğunu düşünürseniz bize ne dersiniz? Evet. Evet, yani sen konuşurken aklımdan bayağı bir şeyler geçti. Babamı bir defa daha ne kadar özlediğimi hatırladım. Muhteşem bir insandı gerçekten, olağanüstü bir insandı. O öğrendiklerini nereden öğrendi, nasıl öğrendi bilmiyorum. Mesela İsviçre'ye gideceğim, okul seçecek. Prospektüsler istiyor okullardan. Bir okul seçti, Fransızcası yoktur. Prospektüse baktı. Sonra en iyi okulu seçmiş. Yani İsviçre'nin en iyi okullarından bir tanesini seçmiş. Lozan'ın en iyi okulunu seçmiş. Yani derdi, bilim derdi Amerika'da yapılır. Avrupa'yı falan boş ver. Evet. Amerika'ya gideceğiz. Amerika'da yapılabilir. Yani çok haklıydı. O kadar doğru şeyler nasıl öğreniyordu, nasıl biliyordu bunları bilmiyorum. Bir gün babama onu sormuştum. Çok kızmıştı bana yaşlılığında. Ya baba demiştim, sen nereden biliyorsun her şeyi ya? Her şeyi biliyorsun. Nereden biliyorsun? Hangi kitabı okudun? Bana söylesene. Ben diye böyle biraz şakacı falan. Ben yaşlandım diye beni alay ediyorsun diye kızmıştı bana.
yani hiçbir şansı yoktu babamın. Benim fiziğe çelme falan gibi hiçbir şansı yoktu. Sıfır yani. Yani ben Zoka'yı yutmuştum. Ve Feza Bey'in söyledikleri çok doğru. Bir de matematik bir defa okudum mu, bir defa girdim iş içine, çıkamazsın. Ben işte fizik okumak isteyen çocuklar var, köye geliyorlar. Onlar önce diyorum temel bilimler oku, matematik oku önce diyorum. Sonra fizik okusun diyorum. Biliyorum ki fiziğe gitmeyecek. Yani o bir defa yuttum o Zoka'yı, o dünyaya bir defa girdim aslında ki ben o dünyanın zaten içindeydim. Şimdi geriye baktığım zaman çok iyi görüyorum. Ben ressam olmak isterdim. Resimlere dalıp giderdim. Yani Van Gogh'un bir resmi, yani aylarca bakardım. Şimdi son zamanlarda Utrillo, biliyor musun? Utrillo diye bir ressam. Abimin şeyleri vardı. Küçük resim albümleri vardı böyle. 20 tane falan. En fazla Utrillo'yu severdim. O kadar sade, o kadar basit. Yani sokak resimleri, şehir resimleri. Utrillo, U-T-R-I-L-L-O. Evet. Dinleyicilerimiz baksınlar. Gösterişsiz. Ben güzelim demiyorlar. O kadar sade, o kadar. Onun için dalağa giderdim böyle. Okulda da ay tutulması nasıl olur umurumda bile değildi. Telefon nasıl çalışır umursamazdım. Babam işte Sovyetler Birliği'ne gitti. Oradan bayağı telif hak kazanıyordu. Para getiremiyordu Türkiye'ye ama eşya getirebiliyordu, hediye getirebiliyordu. Bize fotoğraf makinesi getirdi. Birkaç tane getirdi. Kardeşim Ahmet hemen onları açıp bozardı. Ya o açma, ne açıyorsun? Nasıl çalışsın öğrenmek istiyorum. Ya ne yapacaksın ya? Bırak ya, çalışıyor işte. Açar bozardı. Benim hiç umurumda değildi. Okulda da sıkılırdım çok. İlkokul öğretmenim öldü zavallı, yakın zamanda öldü. Çok da iyi bir öğretmendi. 40 yılın başında bir işi çıkardı. Bize o zaman yaramaz yapmam diye zor bir problem verdi. Altından girip üstünden çıkardım saatlerce. Nasıl hoşuma giderdi. Birisi bir iskambil kağıdı oyunu göstermiş. Bir kağıt tutuyorsun, buluyor o kağıdı. Belli ki el çabukluğu yok. Akıl meselesi. Bir hafta odadan çıkmadım. Yemeden içmeden kesildim onu bulana kadar. Yani kendimi kaybetmek kadar sevdiğim zihin dünyasında kendimi kaybetmek kadar sevdiğim bir şey yoktu. Bir gün işte ressam olmak istiyorum. Resim de yapıyorum, çiziyorum, fena da değilim. Bir gün 13 yaşlarında falanım herhalde, bir abim 17 yaşında, benden 4 yaş büyük, Bayramoğlu tatil sitesinde. Bu hiç ne kızların peşinde koşar, ne denize girer, ne bir şey. Ondan sonra ceketle oturur böyle yasacağında, elinde ya bir kitap ya kalem kağıt. Ya bir gittim, ne yapıyorsun ya dedim böyle. Ben 13 yaşındayım ha, 17 yaşında. Ne yapıyorsun ya dedim. İşte dedi, bir şeyler katlamaya çalışıyorum, ispatlamaya çalışıyorum dedi. Ne demek ispatlamaya çalışıyorum, ne yapıyorsun falan. Gösterdi bana, matematik yapıyormuş. Tüm evalında kanıt. Sayıların birden 100'e kadar toplamı. Karelerin toplamı, küplerin toplamı, dördüncü kuvvetlerin toplamı. Şimdi evde, Aziz'in evi tabii ki, bir sürü tiyatrocu geliyor, yazar geliyor, çizer geliyor, politikacı geliyor falan. Tartışmalar. Nasıl dinlerdim o tartışmaları? Kim haklı, kim haksız? O sayede zaten her gün gazete, ertesi sabah gazetelere bakardım. 13 tane gazete gelirdi. Kim haklıymış dün gece? Ne olmuş bugün falan diye böyle. Babam tabii çok iyi konuşuyordu, dinlettirdi kendisine. Genelde babamı haklı bulurdum. Ama hep düşünürdü kim haklı kim haksız diye. Ve yutarcasına dinlerdim onları. Hatta bir defasında annem hadi dedi, yatma zamanı dedi. Gece saat 10 olmuş. Gitmek istemiyorum bir türlü. Kallem ettim. Koltuğun arkasına saklandım. Salon manje. Bunlar arada yemek sofrasındalar. Ben salon tarafında perdeyle koltuk arasında oraya oturmuşum. Bunları dinliyorum. Sonra uyuyakalmışım tabii ki. Ondan sonra herhalde perdeyi kımıldatmış olacağım ki abimin, benden 13 yaş büyük abimin Ali diye sesi uyandım falan. Ondan sonra beni odama götürdüler. Çok severdim o tartışmaları ama şimdi o abimin gösterdiği, benden 4 yaş büyük abimin gösterdiği şey o kadar doğruydu ki, o kadar tartışmasız doğruydu ki, yani diğer her şey, resim var, siyaset var, ondan sonra sanat var, onlar konuşuyorlar, şey falan, her şey muğlak, tanımlar belli değil, ne dedikleri belli değil, ne kadar doğru olduğu belli değil. O doğruluk beni o kadar cezbetti ki ve şöyle aklıma geçirdim, iyi ki var, matematik varmış,
iyi ki varmış. Yoksa ben bir hiçim. Yani bir hiç olacaktım. O kadar çok, o kadar cezbetti. Çok affedersiniz. Oradaki doğruydu ki kelimesi yerine kesindi ki. Şimdi ona geleceğim aslında. Evet. O zaman ona geleceğim yani aslında. A priori oluşundan belki de bahsedeceğiz ama isterseniz biraz soluklanalım, reklamlardan sonra devam edelim. Efendim, reklamına gidiyoruz. Efendim, devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Matematiğin kesinliğinden, a priori oluşundan bahsediyorduk. Ben de tam girişte matematiğin kesinliğinin, o kesinliğine olan inancın temeli neye dayanıyor diye sormuştum aslında. Buyurunuz efendim. Evet. Dücane de biraz şey yaptı. İtiraz etti. Matematik kendi doğrusunu kendisi tanımlar. Dolayısıyla doğru kelimesi çok doğru kullanılmıştı orada. Yalnız bir şey var. Beni başka bir şey tetikledi. Başka bir düşünceyi tetikledi Dücane'nin sorusu. Şimdi bizim bir komşumuz vardı. Çocukluk arkadaşım, benden bir yaş büyüktü. Ayşe iyi son ya da güzel son. İki soyadı kullanılırdı. Babası da şairdi. Şefik. Halim Şefik. Halim Şefik'ti babası. Genç yaşta öldü o kızcağız. Ama çok iyi bir ressam olabilirdi. Ressamdı zaten de. Benden bir yaş büyük. Ben belki 12-13 yaşındayım. O 13-14 yaşında. Matematikte ne yapıyorsunuz dedim. İspat yapıyoruz dedi. Ne demek istiyorsun dedim. Neyin niçin doğru olduğunu anlıyoruz dedi. Oh, ben bir şaşırdım. Neyin niçin doğru olduğunu anlamak. Yani bu Allah olmak gibi bir şey yani. Ondan sonra bir yıl sonra ben de okuyacaktım aynı şeyleri. Ondan sonra bir yıl iple çektim. Geldi. Olağanüstü şeyler. Geometri, düzlem geometrisi, öklit geometrisi. Olağanüstü güzel şeyler. Bir zaman sonra ama şunu anladım. Neyin doğru olduğunu anlıyoruz da niçin doğru olduğunu anlamıyoruz. Harika ya. Değil mi? Yani orada bir şey eksik. Mesela bir örnek veririm öğrencilere. Şöyle bir oyun var. Benim 5 liram var, senin 7 liram var. Adil parayla yazı tura oynuyoruz. Ben yazı gerisi kazanıyorum, sen tura gerisi kazanıyorsun. Kazanan diyene 1 lira veriyor. İki oyuncudan bir tanesinin parası bitince bu oyun bitiyor. Tamam mı? Senin kazanma olasılığın kaç, benim kazanma olasılığım kaç? 5 lira ve 7 lira. Yazı tura atıyoruz. Zarda hile de yok. Para hilesiz olduğunu varsayalım. Para hileliyse daha ilginç sonuçlar çıkıyor ama paranın hilesiz olduğunu varsayalım. Önemli değil ne oldu? Sonuç 3 çıkıyor. Ben 5/12 kazanıyorum. Sen 7/12. Tamam, bu şey gibi. Arşimed'in tahtası gibi. 5 lira var, 7 lira var. Topluyorsun 12 lira var. 5/12 olası kazanıyorum. 7/12 olası kazanıyorsun. Bunu nasıl anlıyoruz bunu? Bunu hesaplar yapıyoruz. Hesap yapıyoruz. Cebir yapıyoruz. Anlamsız hesaplar yapıyoruz. Hesap. 3 sayfa hesap. 2 sayfa hesap. 5/12, 7/12 çıkıyor. Şimdi 5/12 ve 7/12 rastgele sayılar değil. Değil mi? Yani kök 5 artı bilmem ne falan olsa umurumda bile olmayacak da. Kant da onları verir örnekler. Ya 5/12 ya Kant 5. Ben tabii Kant'tan 5/7'yi veriyorum. Öğrencilere özellikle. 5/12 ve 7/12 çıkması, yani bu 5/12 ve 7/12'nin geometrik bir anlamı olmalı. Aritmetik değil. Aritmetikten de öte geometrik bir anlamı olmalı. Bunu geçtim. Bu aşağı yukarı anlaşılabiliyor. Ya yani ben bunu sezebiliyorum niye böyle olması gerektiğini. Yani şöyle bir şey yapsam, şöyle Kepler gibi böyle kafamı ellerimin arasına alsam ve düşünsem hiç hesap yapmadan ya bu 5/12, 7/12 olmalı diyebilirim. Ama çok daha korkunç bir şey var. Bu oyun ortalama 35 hamlede bitiyor. 5/7. Benim A levan varsa, senin B levan varsa bu AB hamlede bitiyor. Nasıl anlıyorum bunu? Eşek gibi hesap yaparak anlıyorum. Hesapta bir anlam yoktur ki. Hesap bir, yani sen çarpma yaptığın zaman düşünmezsin ki. Otomatiğe bağlanmışsındır. Bilgisayar gibi çarpma yaparsın. Oysa anlam geometri de vardır. 5/7 de rastgele bir şey değil. 5/7 bir dikdörtgenin alanı. Değil mi? Şimdi derin matematik böyle bir şey. Hesapla yetinmeyeceksin. Daha ötesi, neyin doğru olduğunu değil, niçin doğru olduğunu anlamaya çalışacaksın. Bunu anlamazsan eğer, bunu anlamaya çalışmazsan eğer, sen yüzeysel birisin demektir. Fazla derine inemezsin. Bir gün bir şey kanıtladım. Yıllardan beri birçok insanın çalıştığı bir şey üzerine bir şey kanıtladım. Daha gencim o zamanlar. Genç derken 32-33 yaşlarında falanım. Çok düşündüm yani, yıllarca, yıllarımı verdim bana. Gece gündüz. Yani sabahleyin kalkıyorum,
Her gün böyleydi zaten Amerika'da. Sabahleyin kalkıyorum. Ondan sonra iş yerim yerine bir kafe vardı. Kafede çalışıyordum. Meydana bakan. Orada akşama kadar çalışıyorum. Akşam eve geliyorum. İşte yemek yapma, patates soyma, ondan sonra bulaşıkları yapma. Bunlar benim işimdi. İş bölümünde. Ondan sonra çocukları yatırma. Ondan sonra tekrardan şeye. Ondan sonra uyuyabilirse uyuyor tabii ki. Böyle bir gün, iki gün değil ki. Hiçbir şey bulmadan. Hiçbir şey bulmadan. Düşünebiliyor musun? Nasıl bir hayat bu? Okyanusta sahil yok. Hiç bilen yok, anan yok, baban yok, öğretmen yok, hoca yok, bilmem ne yok, Google yok, bir şey. Kimse bilmiyor ki. Yani o çok güzel bir duygu ya. Kimsenin bilmediği bir soru üzerine düşünmek kadar egoyu tatmin eden bir şey olamaz. Müthiş. Peki matematik keşif midir, icat mıdır? Ona geleceğiz. Şunu bitireyim ama önce. Evime gidiyorum bir gün. Hiç bunlardan düşünmüyorum. Kaliforniya'da böyle eve çalışmaya eve gitmek için böyle bir tepe vardı. Böyle yemyeşil ağaçlı bir tepe. Oradan geçiyor. Bunu düşünmüyorum bile. Birdenbire aklıma, birdenbire ya dedim ben hiç bunu denemedim. Bir hesap yapıyor. Çok cebirsel bir şey. Hiç bunu denemedim dedim. Ondan sonra o kadar zaman çalışmışım. Hiç o aklıma gelen yöntemi denememişim. Nasıl olmuşsa. Eve geldim ama gel ki çalış. Karım var orada. Onu yap, bunu yap, yapma diye. Ondan sonra bulaşıkları yıkıyordum. Ben ne yapıyorsun falan. Çocuklar yattı. Hemen oturdum. 5 dakika içinde çıktı. İnanmadım tabii ki. Ama önce şöyle bir şey olur. Bir şey bulduğunuz zaman, bir şey kanıtlamaya çalışıp uzun zaman bulduğun zaman hemen doğru mu diye bakmazsın. Önce bir kalkarsın. Şunun bir keyfini süreyim dersin. Çünkü yanlıştır. Alçak yanlış olur hep. Yani öyle bulmak kolay değil ki öyle. Bir de bazen hissedersin. Ya böyle olmaz, bu kadar kolay çıkmaması lazım diye. Ama şöyle bir dolaşırsın. Yani evdeydim o zaman. Şöyle bir dolaştım bir Napolyon edasıyla. Ondan sonra oturdum. Ulan doğru. Sabaha kadar. Sabah saat 7'ye kadar. Ondan sonra 7'de hemen okula gittim. Bir arkadaşım vardı. Rus bir arkadaşım vardı. Bu konularda birlikte çalışıyorduk. Onu Sovyetlerden davet etmiştim. Ona gösterdim. Doğru dedi. Ama o zaten her şeye inanır. Bu, ta Doğu kısımda oturan hocam vardı. Ona yolladım. Bir hafta boyunca ses çıkmadı. Ondan sonra telefon ettim. Ya önemli bir şey. Ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz dedi. Hesapla çıktı çünkü. Hesap anlamsızdı. Arkasında bir geometri olması lazım. Anlam geometri de vardır. Bak mesela bir boyutlu uzayı biliyoruz. Bir boyutlu uzayda her noktayı bir sayıyla gösterirsin. İki boyutlu uzayda koordinatlar vardır. İki koordinat vardır. Doğal olarak. A ve B ikili. Üç boyutlu uzayda A, B, C. Dört boyutlu uzayda A, B, C, D. Anlamsızlığa girdik mi? Girdik. Beş boyutlu uzayda A, B, C, D, E. Eyvah. Sonsuz boyuta kadar gidebiliriz değil mi? Yani köyde bunu gösteriyorum. 8 boyutlu kübün, daha lise öğrencileri bunlar. 8 boyutlu kübün içindeki kaç tane 5 boyutlu alt kübü vardır falan gibi. Böyle şeyler çocuklar. Tabii şeyle, soyutlamayla yani cebirle. Cebir anlamsızdır. Anlamsız olduğu için de uçabilirsin. Geometri prangalardır. Babamın dünyası prangalar. O babamın o bahsettiği bazı dünya. Prangalar. Uçmayı engelliyor. Uçmayı engelliyor. Evet. Peki orada bir kelime kullandınız. Yani ben aslında onun doğruluğunu sezebilirim dediniz. Evet. Şimdi şeyde Arapçada hat diyorlar ama Türkçe'de sezgi. Descartes da malumunuz aynı tabiri kullanıyor. Poincaré'nin anılarından da biliyoruz. Şöyle bir teori de var. Bu matematikçilerin, özellikle matematikçilerde olan, aslında felsefede başka dallarda da geçerli ama esas olarak matematikçilere özgü olarak kullanılan bu sezgiyi şöyle açıklıyorlar. Poincaré birkaç tane anısını da anlatıyor ve o dönemde psikoloji çalışmalarında bu incelendi. Bir sürü de kitap yazıldı, makale yazıldı bilirsiniz. Konu şu, bir konuya mesela diyelim ki ben banyoya girsem, işte tahtayı koysam evraka evraka diye bağırma olasılığı %% 0. Ama suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili zihnimde bir soru varsa, o sorunun peşinde koşuyorsam,
uzun bir süre o soruyu kovalamışsam, diyorlar ki büyük matematikçilerin anılarından hareketle çözümü yine bulamazsın. Nasıl bulursun? O problemi çözemediğini düşünüp bıraktığında, çünkü Poincaré şey diyor, bir gün diyor tatilde diyor otobüse binerken problemi çözdüm diyor. Yani bu sezgi, problemi çözme, o aydınlanma anı, probleme odaklandığınız, o yoğun artık yemeden içmeden kesildiğiniz o anlarda değil, artık tükeniyorsunuz, çözemedim diyorsunuz, bitiyor, defteri koyuyorsunuz. Dışarı çıkarken, ne bileyim bir topa vururken, denizde yüzerken, otobüste giderken diyorsunuz ve dönüyorsunuz. Böyle midir? Böyledir. Çünkü beyin sen farkında olmadan düşünür. Bir anımı anlatayım. Üniversite 1'deyim daha. Cebir, Kümel Akrom ile girdik. İkinci şey ders cebir. Bir de kitabımız var. Ya, anlamıyorum. Ya, anlıyorum da anlamıyorum. Anlıyorum ama içselleştiremiyorum. Kim yapmış, niye yapmış, neden yapmış, niye böyle, niye bunlar doğru falan. Bir türlü yani aptal değilim, anlıyorum. Yani anlamazsam da tekrar geriye gidiyorum, tekrar okuyorum. 3 defa okudum. Anlıyorum artık yani. Anlıyorum ama bir türlü öğreniyorum daha doğrusu. Ve doğru olduğunu anlıyorum ama bir türlü anlayamıyorum, içselleştiremiyorum. Onun için içine yanıt veremiyorsunuz. Yani benim malım olmuyor. Şey gibi yürürken mesela önce sol adım, sonra sağ adım, sonra sol adım, sonra sağ adım düşünmek gibi oluyor. Evet. Yani normal yürür değil mi? Benim malım olmuyor bir türlü. 6 ay falan uğraştım. O kitap şimdi köyün kütüphanesinde yani hamur oldu sayfaları yani o kadar öyle. Pes ettim. Bıraktım. Ben dedim cebeci olamayacağım. Analizci olacağım. Analize önem vereyim. Nitekim analize başladık sınıfta. Ondan sonra analize de gayet iyiyim. Yapıyorum falan. Bu arada üniversitede değilim. Üniversitedeyim ama bu özel bir okula gidiyorum. Ama üniversiteye de kayıtlıyım. Üniversitenin sınavlarına gireceğim. Sınavları da işte ben hangi sınav bahseder? Bir hafta önceden evde tek başıma çalışırdım. Bir hafta önceden onun kitabını sınavına göre bazen 3 gün önceden bazen bir hafta önceden kitabını alırdım, okurdum. Genellikle donanımım olduğu için geçerdim şeyleri. Bir sefer ama grup teorisi yani cebir yani. En anlamadığım ders. Gittim kitapçıdan bu konuda yazılmış en ağır kitabı, en soyut kitabı, profesyonellerin bile okumakta çekindikleri kitabı aldım. Onu aldım. Eve geldim. Masama geçtim. Çünkü babam öyle derdi. Masada çalışacaksın derdi. Masamı aldım. Kalem kağıdımı aldım. Kahvemi aldım. Çayımı aldım. Kahve içmezdim o zaman da çok pahalıydı. Ondan sonra başladım okumaya. Okumaya başladım. Bunu biliyorum. Bu tabii ki. Bu da öyle. Ya, bayağı kolay geldi kitap. Koltuğa geçtim bu sefer. Koltukta Dostoyevski okur gibi okuyorum. Yani. Ya okumuyorum yani biliyorum doğru olduğunu. Kanıtı da kafamda. Yatağa geçtim sonra. Ya, hepsi doğru. Kapattım. Her şeyi biliyorum. Nasıl olmuş? Bir yıl boyunca bakmamıştım ben ona. Bir yıl sonra oldu bu. Nasıl olmuş bilmiyorum. Arkada sonra sınava girdim. Sınavda da 20 üzerine 20 aldım. Hoca hatta şey yapmış. Genellikle sınavlar bizim kısa olurdu. 3 saatlik, 4 saatlik sınav ama sorular kısa oluyordu. 3'ten sonra, 4'ten sonra. Bu uzun sınavdı. 2 sayfa gibi sınavdı. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C falan diye böyle. Ondan sonra ben çabuk yaptım hepsini. Sonuna geldim. Diyor ki şunun sonucunun 2 olduğunu gösterin diyor. Unuttum ona benzer bir şey. 2 olduğunu gösterin. Yapıyorum işlemle 3 çıkıyor. Yapıyorum işlemle 3 çıkıyor. Dayanamadım gittim hocaya gittim. Hoca odaydı. Ya hocam dedim bunun sonucu 3 çıkıyor, 2 çıkmıyor dedim. Bak şöyle yaptı. O makalesini bize bir şey kanıtlamış. O makalesini 1A, 1B, 1C diye bizim yapabileceğimiz için de bölmüş onları. Ondan sonra makalesi yanlışmış mı? Ondan sonra ne yapayım dedim. Bir şey yapma dedi. Sadece dedi kimse bir şey söyleme dedi. Buraya dedi bu soru yanlış. Doğru cevap 3'tür diye yaz dedi falan. Yazdım onu. Ve 20 üzerine 20 aldım ki Fransa'da 20 üzerine 20 almak. Yani ben hayatımda galiba 2 dersten 20 üzerine 20 aldım. Bir o dersler. Peki diğerleri kanıtlama çabasına mı girdiler acaba? Diğerleri oraya gelmedi ki. Diğerleri bu. Son soruydu bu. Son sorudan bir öncesiydi bu. Bu Frege'nin başına gelen gibi olmuş Russell'ın. Ha. Kitabı yayınlamadan evet, evvel evet. Çürütmesi gibi. Evet. Peki burada tabii bir tehlikeli alan da açılıyor.
Çünkü siz öyle gizemli bir dünyadan söz ediyorsunuz ki biz dinlerken Pınar da zannediyorum benim gibi düşünüyordur. Yani burada bir gizemci, Hintli veya şey mistik bir şahsiyet var. Bizim asla seyretme olanağı bulamayacağımız bir dünya var. O yani sizin şeyi kastediyorum. 20'de 20 aldıran o düzeyi ne dediniz mesela Pınar'a demin? Oraya gelmediler ki. Evet. Şimdi onlar gelemedi. Bizim gelme olanağımız yok görünüyor. Dolayısıyla matematiğe burada şu şekilde bir eleştiri var. Yani babanızın sizi matematik konusundaki eğiliminizi fiziğe doğru, somuta doğru evirmesi ve felsefeyle sonuçlanmasından dolayı. Bu matematik bir aşamadan sonra metafizik bir mahiyet mi alıyor? Yani bir yüceltme olarak kullanmıyorum. Acaba bir teselli olarak da olabilir. Şeyin Hegel çünkü öznel yüceltme tabirini kullanıyor. Astronomiyle uğraşanların yaptıkları o hesaplarla bir böyle ekstazi şeyi, evet. Bir vecd-i istirak evet. halinde oldukları. Evet. Bu babanızın kaygılarını doğruluyor diyebilir miyiz? Yani burada normal sıradan bilincin dahil olamayacağı, sadece bu konuda çok yüksek emeklerle ulaşılabilecek, böyle herkesin giremeyeceği bir mistik alan mı var? Yok, öyle bir mistik alan yok. Ama şey yapalım, biraz daha... peki babama gelelim. Babam da benim babamda 41 yaş fark var. Birinci Dünya Savaşı'nda doğmuş, Kurtuluş Savaşı'nda 1915. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda doğmuş, Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış. Babası yaşamış, o da çocuk zaten. İkinci Dünya Savaşı'nda asker zaten. Ben 1956'da doğuyorum, babam 1915'te. Aramızda 41 yıl var. Şimdi, ve babam tabii ki yani çok az imkanla, hiçbir imkanı yok. Yani olağanüstü bir insan olmuş, onun olması zaten bir mucizedir, öyle birisinin olabilmesi. Sonuç olarak babam geri kalmış bir ülkenin aydındır. Yani bu böyledir. Ben de geri kalmış bir ülkenin genciydim. Ama babamdan 40 yıl sonra gelmişim dünyaya. Aramızda farklılıklar olacağı kesin. Yani baba, herkes işte babana benzemiyorsun. Ben de şey yazıyorum, ben tenzimi çekmişim diyorum. Yani evet, yani 40 yıl önce, senden 40 yıl büyük birisine ne kadar benzeyebilirsin ki? Ayrıca birisine benzemek ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani, ne benzeyeceksin ki? Babam o konuda çok haksız değildi. Şimdi nedir temel bilimlerin, matematiğin amacı? Gerçeği anlamak. Senin dışındaki gerçeği, fiziksel gerçeği anlamak. Değil mi? O iddiada. Nasıl anlayacaksın? Nasıl anlayacaksın ya? Dışarıdaki dünyayı, dünyanın zihinsel bir imgesini koyuyorsun buraya. Yani zihinsel, aynı şey değil, zihinsel bir imge koyuyorsun. Mesela, bir simülasyonu adeta değil mi? Bir ideal bir dünya belki de. İdeal bir dünya. Mesela mesela diyelim ki pi sayısını hesapla. Nedir pi? Çemberin çevresi bölü çap. Buraya geçir bir mezura. Onu ölç. Çapını ölç. Böl. Kaç bulursun? Eğer şansın varsa 3,14 bulursun. Ondan sonra hata yaparsın. Virgülden sonra. Değil mi? Benim bir sınıfım olsa ki olacak sınıfım inşallah bir gün liseyi kurduğumuz zaman. Öğrencilere vereceğim böyle bir hedefi. Göreceğiz ki ilk kişinin cevabı aynı çıkmıyor. Pi denen şey 3,14159 falan sonsuza kadar gider. Değil mi? Ama sonsuza kadar ne demek sonsuza kadar gider? Sonsuza kadar ne gider ki? Sonsuza kadar yani bir uzunluğu, şunun uzunluğu, şu şeyin uzunluğu, bunu ne kadar ölçebilirsin ki? Yani virgülden sonra kaç basamak gidebilirsin ki? Zaman ya da zamanı virgülden sonra kaç saniyeye kadar? Değil mi? Benim çocukluğum 100 metre yarışlarında 9,9'da inmişti. 9 dakika, 9 saniye, 9 saniye ise
Şimdi iki basamak hesaplıyorlar. İleride üç basamak, beş basamak. Laboratuvarlarda belki bir günden sonra 15 basamak. Ama nereye kadar gidebilirsin ki? Biz ne yapıyoruz biz izinsel olarak? Bir günden sonra sonsuza kadar götürüyoruz. İdeal. İdealize ediyoruz onu. Ve o ideal, ideal dünyada, zihinsel dünyada var. Gerçek dünyada sadece kesili sayılar var. Onlar bile kuşkulu ya, en fazla kesili sayılar olabilir. Yani virgülden sonra sonsuza kadar gidemezsin ki. Yani sonsuza kadar gitmek diye bir şey yok ki zaten. İdealize ediyoruz. Ve bu dünyanın idealize edilmiş bir formu burada. Şimdi ne yapacağız? Bir takım akıl yürütmelerde bulunacağız. Değil mi? Mesela diyelim ki ben size Macarca biliyor musunuz? Yok, hayır. Maalesef. Bir kelime bile biliyor musunuz? Sanırım hayır. Ya peki. Ben size Macarca bir cümle verdim. Ondan sonra bunu anlamanız için, okumanız için. Ve ayrıca size yardımcı olsun diye bir sözlük verdim. Sözlük de Macarca'dan Macarca'ya. Teşekkür ederim. Yani ne yapacaksınız? Alfabeyi biliyorsunuz. Bakacaksınız bir kelimeye. Karşılığı yine Macarca. O kelimelere bakacaksın. Onun da karşılığı Macarca. Hiçbir şeyini anlayamazsın. Değil mi? Bir gerçeği bulmak için, yeni bir şey bulmak için başka bir şey bulmak lazım. Yani ipotetiktir gerçekten. Yani bir şey varsayman lazım. Bir şey varsayıp onun üzerine bir şey söyleyebilmen lazım. Bunlar da aksiyonlarla olur. Aksiyonlarla. Şimdi ne yapıyoruz biz? Bakıyoruz dünyaya ve aksiyonları anlamaya çalışıyoruz. Yani önce gerçek üzerine aksiyonlar yazıyoruz. Aksiyonlar kabul ediyoruz. Sonra hipotezler değil mi? Bu aksiyonlar hipotez zaten. Aynı hipotezler. Tamam. Ondan sonra bir de şey lazım. Tamam, aksiyonlar burada. Bunları doğru varsayıyorsun. Ondan sonra nasıl akıl yürüteceksin? Akıl yürütme kuralları. Çıkarım kuralları denir. Mesela işte Sokrates bir insandır, insanlar ölümlüdür. Demek ki Sokrates ölümlüdür. Tamam, bu bir akıl yürütme yöntemidir. Bunlar akıl yürütme, yani adım atma. Yani bunları biliyorsun, bunlardan yeni gerçekler üreteceksin. Daha ne yapmaya hakkın var? Bu da mantık. Mantığa girer. Şimdi o aksiyonlar ne olmalı? Tuhaf bir biçimde doğal sayıları toplamayı ve çarpmayı anlayabilecek yeterlilikte bir aksiyon sisteminin çelişkisiz olduğunu kanıtlayamıyorsun. Bertrand Russell'ın bulduğu paradoks vardı ya. Evet. Ha? Ondan sonra Hilbert falan bir sürü insan demişler ki çelişki olmadı, matematikte çelişki olmadığını kanıtlayalım demişler. Gözel de kanıtlayamazsınız demiş. Eğer yeterince zenginse aksiyon sistemin doğal sayıları, yani 0, 1, 2, 3, 4 bahsediyoruz. Toplama ve çarpma. Doğal sayıları toplamayı ve çarpmayı anlayabilecek zenginlikli bir aksiyon sisteminin çelişkisiz olduğunu kanıtlayamazsın. Çelişkili olduğunu kanıtlarsın. Nasıl kanıtlarsın? Bir paradoks bulursun. Nitekim geçenlerde çıktı birisi. Birisi çıktı, önemli de birisi, bir Japon matematikçi, saygıdeğer birisi yani. Ben çelişki buldum dedi. Ve bulduğu için bir sürü aksiyon var da en masum aksiyonlardan çelişki buldum dedi. Ben hayır dedim. Mümkün değil, yanlış yapıyor, bir yerde bir yanlışı var. Arkadaşlar tartıştı, nereden biliyorsun falan. Bilmiyorum dedim ama felsefi olarak öyle olmaz lazım. Çünkü bu dünya var. O aksiyonlar çelişik olsaydı bu dünya olmazdı. Bu dünya oldu. Çünkü en masum aksiyonlar. Şimdi başka aksiyonlar da var. Onlar tehlikeli aksiyonlar. Ama bunlar tehlikesiz olduğu dediler aksiyonlar ama yeterince zenginler ki doğal sayıları toplamayı ve çarpmayı anlayabiliyor. Yani o aksiyonların çelişkisiz olduğunu kanıtlayamayız. Ama çelişkili olduğunu kanıtlayabilirsin. Dedi ki bu arkadaş da çelişkili olduğunu kanıtladım diye ortaya çıktı. Hayır dedim. Dedi ki bir iki yıl sonra yanlış yaptı, anlaşıldı. Yani bu aksiyonlar, o aksiyonların ben çelişkisiz olduğunu inanıyorum. Çünkü çok doğal aksiyonlar. O aksiyonlar, onlar mühendislerin kullandıkları aksiyonlar. Mühendisler için o kadar yeter. 7-8 tane, kaç tane? Ya 6 ya 7 tane aksiyon. Fazla değil. Başka aksiyonlar var. İşte o babamın delike diye söylediği aksiyonlar onlar. Hiçbir işe yaramayan. Şimdi mesela Einstein'la ilgili bir şey dikkatinizi çekeceğim. Babanızın korkusunda şuna benzer bir şey var. Yani çünkü siz konuşmanızın başında da aslında Einstein'ın bu korkusunu bir anlamda doğrulamış oldunuz bana göre. Ernst Strauss, usta fizikçiler ile usta matematikçiler arasındaki stil farklılığını
ilk elden gözlemleme imkanına sahip olan az sayıdaki insanlardan birisidir. Erdős'ün doğum gününde bir övgü olarak Strauss şöyle dedi. Çok önemli bir anısını paylaşıyor. Einstein bana sık sık matematiği değil de fiziği seçmesinin sebebini matematik güzel ve çekici sorularla dolu olduğu için kişinin merkezi sorunların peşine düşmeksizin gücünü bu çekici soruların peşinde kolayca harcayabilecek olmasıyla açıklardı. Fizikte merkezi soruları bulan bir burnu vardı ve bilim adamının öncelikli görevinin bu soruları takip etmek ve başka herhangi bir problemin bu problem ne kadar zor ve çekici olursa olsun onu baştan çıkarmasına izin vermemek olduğuna inanıyordu. Şimdi aslında babanız matematiğin sizi baştan çıkarabileceğini mi varsayıyordu felsefe derken? Tabii. Yani şimdi siz diyorsunuz ki... Bu arada bu, Einstein'ın söylediği üzerine bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yani doğru. Yani hiçbir işe yaramayacak sorular peşinden koşabiliriz. Ama bulunan şeyler bir gün işe yarıyor. Yani Li mesela, Li teorisini bulduğu zaman ah demiş en sonunda fizikçilerin kullanamayacağı bir şey buldum. Li teorisi fiziğin merkezinde şu anda. Başka bir şey daha var. Çok güzel ya. Çok güzel yani. Yani o kadar güzel ki kendi başına var olmaya layık. Yani o güzellik olması lazım. Yani onu ya hiçbir şey yaramıyor diye atamazsın bir kenara. Olağanüstü güzel çünkü. Yani sonucu bulamasanız da sonuca giden yol güzel. Ya biz her şeyi bir işe yarasını yapmıyoruz ki. Yani öyle olsaydı hayatımızda 2-3 defa sevişirdik yani çocuk yapana kadar. Ondan sonra sevişmeler her şey bir işe yaramak zorunda doğa değil. Doğa da israf ediyor. Yani evet. Aristoteles'in o sözü doğru. Ya gidiyorsun güneş batışını seviyorsun. Ne işine yaradı ki yani? Ne oldu yani? Ne oldu sevdiğinde güneş batışını ne oldu? Yani güneş batışını ben sevmem güneş batışını ama yani sevenler çok var. Yani ne bileyim ben Picasso'yu biliyorsun da ne oldu yani? Boyun mu uzadı yani? Ne oldu Picasso'yu biliyorsun? Burada ya, yarar sorunu ortaya çıkıyor. Ya güzellik yarar değil midir? Ayrıca bir defa çok felsefi birincisi. Ve de güzel olması yetmez mi? Beni mutlu etmesi, başkasını mutlu etmesi yetmez mi? Yani niye illa ki iskemle yapalım, soba yapalım, ev yapalım, köprü yapalım? Ya babam işte dediğim gibi geri kalmış ülkenin aydını işte bu. Bir şey arasın. Doktor ol beni bir iyileştir. Demirci lazım. Demirci bize demirci lazım. Doğru demirci lazım. Haklısın. Ya yani haklı aslında. O da doğru. Yani Akçı da haklı. Demirci lazım. Ama işte yani gönül ferman dinlemiyor denir ya. Ama şeyin etrafında dolandığımız matematikle ilgili gerek fizikçiler açısından gerek felsefeciler. Gerçi felsefeciler derken şeyi kastediyorum. Orta çağ ve ilk çağ düşünerek bir anlamda metafizikçiler diyebilirim. Matematiği yararsız olmakla ve ömür tüketmekle suçluyorlar. Yani mesela Ebu Bekir el-Razi matematiğin fazlasıyla uğraşmanın gereksizliği üzerine diye bir risalesi var. Şeyi de şu, ben diyor yüzlerce kitap yazdım değişik alanlarda çağının en büyük tabiplerinden bir sürü kitabı var. Diyor ki ben ancak işime yarayacak kadar geometri tahsili yaptım. Sonrasını bıraktım diyor. İşte. Yok yani. Ne demek işime yarayacak kadar? Yani nereden bileceksin ki neyin işe yarayacağını? Ama şöyle geleneksel bilim tasniflerinde matematik fizikle metafiziğin arasına konuyor. Ve metafiziğin matematikten üstün olduğu ve dolayısıyla matematiksel hazla metafizik kavramlarla uğraşmanın hazla arasında bir ayrım yaparak matematiğe yönelik küçümseme ifadeleri var. Yani bile hatta Platon'un öyle bir tabir var. Biz Fenikeli Mısırlı tacir miyiz diyor. Hesap yapmak için aritmetikle ve geometriyle, arsa ölçmek için geometriyle uğraşmayacağız. Tabii. O yüzden hatta İslam dünyasında bile ilmi hesapla ilmi adedi ayırırlar. İlmi hesap bildiğimiz aritmetik, muhasebe. Ama ilmi adet sayının doğası nedir, özü nedir anlamında daha... Ama işte buradaki fizikle matematik arasındaki gerilimde fizikçiler matematiği
bir anlamda gökyüzünde uçuş olarak, yani siz öznel olarak o aldığınız hazı zaten burada ben gözlerinizden de okuyorum. Anlatırken bile o dünya bambaşka bir haz dünyası olarak. Baştan çıkarma, Einstein'ın tabiriyle bu bir baştan çıkarıcılık olarak bilim adamını doğadan kopması olarak adlandırıyor. Gerçi siz onu aslında yanıtladınız. O uçuşlar bile bir süre sonra fiziğin işine yarıyor. Tabii ki. Diyerek. Tabii ki. Mesela Sümerliler şeyi biliyordu. Pisagor teoremini. Dik üçgende x kare artı y kare eşittir z kare. Mısırlılar biliyor muydu emin değilim ama Sümerlilerin bildiğini biliyorum. Ama bunu ilk defa Yunanlılar kanıtladı. Eski Yunanlılar. Onlar da biliyorlardı. Bildiğini kanıtladı. Bu Batı kültürü için o kadar önemli ki Batı Batı olduysa bu sayede olmuştur. Kanıtlamak istiyor. Yani doğru olduğunu biliyor. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyi kanıtlamak istiyorsun. Bu ne kadar korkunç bir şey. Yani muhteşem bir şey. Biliyorsun doğru. Doğruysa niye kanıtlayacaksın ki şimdi? O felsefeciler derler ki ya madem doğru niye kanıtlayacaksın ki? Kanıtlamadığınız zaman daha sezgisel bir durumda mı kalıyor? O zaman doğru olduğunu bilmiyorsun ki. Yani sadece doğru gibi gözüküyor. Emin değilsin ki doğru olmasından. Öne sürüyorsun sadece. Öne sürüyorsun sadece. Ama çok ikna olmuşsun. Evet yani daha çok sezgisel bir boyutta mı kalıyor diye sormuştum. Yani. Sezgi bile yok ki. Aslında cahillik diyeyim. Yani, ya da beyni yıkamıştık. Yani doğru diyor. Çünkü 3-5 tane örnek yapıyor hepsi de doğru. 5-10 tane örnek yapıyor hepsi de doğru. 100 tane örnek yapıyor hepsi de doğru. Demek ki hep doğru diyor. Yani o zaman ben de hiç ölmeyeceğim. Yani çünkü bu kadar zamanda ölmediysem eğer bundan sonra biraz zor yani. Eğer aynı şekilde düşünürsek. Değil mi? Yani tabii ki. Yani, bir işe yaramıyor doğru değil. Bütün bunlar şu namussuz bizim temel bilimler sayesinde. Yani temel bilimler sayesinde bu olmasa, temel bilimler olmasa bu olmaz ki. Her şey, buradaki her şey, gördüğünüz her şey onun sayesinde. Bunları ne işime yarayacak diye öğrenmeye başladığın zaman işin bitmiştir demektir. Herhangi bir şey bulamazsın. Ancak mühendis olabilirsin. O da ne yaparsın mühendis olup da başkalarının bulduklarını tekrar edebilirsin. Onun buzdolabı bulmuşlar mı? Sen de yaparsın o buzdolabını. Elektrikli araba yapmışlar mı? Sen de yaparsın. Ondan sonra bilgisayar yapmışlar mı? Sen de yap. Hele bir onlar yapsın. Ama sen bilgisayarı bulamazsın, interneti bulamazsın. Uzaya gidemezsin. Onlar gittikten sonra gidersin. Şimdi bizim planımız varmış. Aya gitmek planı varmış. Tamam mı? Yani birileri gitmiş, biliyorsun teknolojiden aşağı yukarı. Yaparsın. Ama yeni bir şey bulamazsın. Yeni bir şey bulmak için ne işe yaramayacağını bilmediğin konularla ilgilenmek zorundasın. Çünkü neyin ne zaman ne işe yarayacağını bilinmez. Tam da bu noktada sorumu yine değil mi? Matematik keşif midir, icat mıdır demiştim. Matematik keşif midir, icat mıdır? Güzel soru. Nokta var mıdır? Vardır. Nerede gösterin bana? Koydum nokta. Onu büyüteçle bakalım, teleskopla bakalım, o nokta değildir. Nokta denen şey sıfır boyutludur. O nokta değildir ki. Bölünemez tabii, o bölünür. O bölünür. Tamam, sıramı savdım. Düzenli cümle oldu da. İkinci soru. Hayır. Şimdi öte yandan da şimdi nokta yok diyemezsin o zaman. Nokta da var. Doğada var. Ama bir deve gibi yok. Deve başka türlü var. Nokta başka türlü var. Mesela bir doğru nedir? Bir doğru. Sonsuza kadar gider değil mi? Hadi bakalım biz gidin sonsuza bakalım. Gidemezsiniz, gitseniz de geri dönemezsiniz. Yani yok öyle bir şey. Yani sonsuza kadar gitmek ve bir boyutlu. Yani dünyada bir şey görmeniz için 3 boyutlu olması lazım. Yani yok öyle bir şey. Ama mesela altıgen var mı? Altıgenin kenarları doğru parçalarından oluşur. Doğru parçalar da bir boyutludur, değil mi? Ama siz doğada altıgen görüyor musunuz? Evet deyin. Evet tabii. Nerede? Ki. Doğada görüyorum. Nerede görüyorsunuz? Arı petekleri diye. Söyleyeceğim ama ne zaman söyleyeceğim biliyor musunuz? Reklamlardan sonra ya söyleyeceğim. Ya bekleyin, şimdi bitireyim ondan sonra. Kapandı mı? Bir tık belki bir dakika sonra devam edeceğiz. Hemen çok az. Ufak bir soluklanalım. İzleyicilerimiz de birazcık dinlensinler isterseniz. Çok yorduk onları. Evet, reklama girelim. Akabinde devam edeceğiz efendim. Böyle bir zulüm görmediler diye düşünüyorum. Efendim devam ediyoruz. Matematik keşif midir, icat mıdır? Burada kalmıştık. Hatta
altıgenlerde bal peteklerinden de tam da bahsediyorduk. Ben sizin sorularınızı cevaplamaya çalışıyordum açıkçası. Çok çok az bir matematik bilgimle hatırımda kalanlardı. Buyurunuz efendim. Suvi bilmeyince kestiniz. Biraz öyle oldu galiba. Kaçamak oldu. Evet. Yani altıgen şimdi altıgen var mı yok? Altıgen normalde yok. Bizim zihnimizde olduğu için altıgen mükemmel bir altıgen yok. Açıldığı 120 derece mi de kaçtı? Ondan önce kusursuz bir altıgen yok. Ama avı peteklerine baktığı zaman akıllı bir insan orada altıgeni görür. Altıgen o avı peteklerinin ortalamasıdır. O avı petekleri sana altıgen diye fısıldar. Bizim görevimiz de onu duymak, onu görmek. Mesela size başka bir şey söyleyeyim. Tren rayları. Çıkın bir tren rayının üstüne. Tren raylarını görüyorsunuz. Uzakta kesişiyorlar. İki paralel kesişmemesi lazım. İki paralel kesişiyor. Ya inanamıyorsun, olmaz diyorsun. Yoksa trenler raydan çıkar. Dürbüne bakıyorsun. Yine kesişiyorlar ama daha uzakta kesişiyorlar. Evet. Olmaz diyorsun. Teleskopla bakıyorsun. Neyle bakarsan bak, diyelim ki tren rayları sonsuza kadar gitsin böyle. Evet. Tren rayları kesişiyor. Kesmemesi gerekiyor. Değil mi? Şimdi onu görmek lazım düzlemde. Normalde iki paralel doğru öklü düzleminde kesmezler. Ama potansiyel olarak belli ki onlar kesmek istiyorlar. Matematikçinin görevi işte oraya sonsuza bir nokta koymak. Siz arkadaşlar burada kesişin. Bu da perspektiftir. Oh. Düzlem geometrisi. Bütün paralel doğrular, bir paralel doğrular al, yukarıda yani bakarsan Rönesans resimlerine, Venedik resimlerine. Kaçış noktası. Kaçış doğrusu vardır aslında. Bütün paralel doğrular o kaçış doğrusunda kesişirler. Ve o da tam göz hizasındadır. Bir doğru hariç, bu doğrular. Bu doğrular orada kesmezler. Onlar için ayrı bir nokta lazım. Yani sonsuza bir doğru çekiyorsun. Olmayan bir doğru. Şimdi normalde paralel doğrular kesmezler, doğru mu? Burası masada yuvarlak. Masayı görüyor mu okullar, şeyler, hı-hı, izleyenler? Evet. Masayı görüyor. Şimdi masanın içi bildiğimiz geometri olsun. Buraya bir doğru ekliyorum sonuna. Sonsuza bir doğru ekliyorum. Bunu yaratıyorum. Ama aslında doğa bana söylüyor. Biz doğrular, paralel doğrular kesişmek istiyoruz diyor. Kesişmiyorlar biliyorum ama kesmek istiyorlar. Ona ben potansiyel varlık diyorum. O kesişim noktası potansiyel olarak var. Sonsuzluk gibi. Artı bir, artı bir, artı bir, artı bir. Potansiyel olarak sonsuza gidi. Kimdi bu, şey miydi bu? Aristo muydu? İki yer sonsuz bir, gerçek sonsuz bir de potansiyel sonsuz. Bil kuvve ve bil fiil. Yani varlık ikiye ayrılır. O şeyle çözüyor zaten problemi. Potansiyel varlık vardır diyor. Aynen, potansiyel varlık matematikte çok iyi ortaya çıkar. Virgülden sonra sonsuza kadar gidiyoruz ya rakamları. Öğretmen böyle öğretti değil mi? Virgülden sonra sonsuza kadar gidersin. Yani sağa doğru istediğin kadar gidebilirsin. Peki virgülden önce? Eksi sonsuz. Şöyle nasıl yapalım mı? Kamera orada. Sayıyı yazıyorsun böyle. 364 virgül 2, 7, 8. İstediğin kadar git oraya. Peki öbür tarafa? Öbür tarafa da istediğin kadar gidebilirsin ama sonsuza kadar gidemezsin der öğretmen. Sonsuza kadar gitsen acayip ilginç sayılarla karşılaşıyorsun. Onlara da PSL sayılar denir. Potansiyel olarak virgülden önce diye ya, aslında virgülden önce yani solda sıfır denir ya. Solda. Virgülden önce istediğin kadar sıfır koyabilirsin ya. Başka sayılar da koyabilirsin. Yani şimdi diyelim ki sayma sayıları doğal. 1 var, 11 var, 111 var, 1111 var, 11111 var, hep birler. Şimdi normalde bunu sonsuza kadar götüremezsin sayma sayılarında. Ama potansiyel olarak bu sana işaret ediyor. Sonsuza kadar götür yahu diyor. Onu ben keşfediyorum. Şimdi bu ne kadar var doğada? Bil fiil yok. Bil fiil yok ama yani deve gibi yok. Ben onu öyle diyorum. Hmm. Deve gibi yok. Devenin varlığı başka bir şey. Deveyi Allah yaratmış. Şimdi burada yani doğa yapmış neyse. Burada bu sayıları, bu sonsuza kadar giden sayıları doğada görmüyorum öyle bir şeyi yani bir diye böyle giden bir şeyi. Ama doğasına söylüyor. Git sonsuza kadar git diyor. Fısıl diyor. Şimdi o da sorular soruyor. Matematik var mı yok mu doğada diye. Var olmak ne demek derim. F-
farklı var olma biçimleri vardır. Bir doğrunun, bir noktanın, işte size bahsettiğim sonsuzun pi sayısının var olması, bir devenin var olması gibi var olmak, başka türlü varoluştur bu. Dolayısıyla temel matematik keşiftir. Bir anlamda keşiftir, bir anlamda icattır. Keşif çünkü doğanın sana söylediği o fısıltıyı duyman lazım. O fısıltı doğada var, onu keşfediyorsun. Sonra onu icat ediyorsun zihinsel bir sahada. Peki doğadan hiç ilham almadan, yani burada böyle bir tabii problem de var. Zihinde matematikçi ürettiği yapıyı, yapılandırdığı şeyi daha sonra doğada takip etmek istediğinde onu doğada bulabiliyor. Hayır, bulamıyor. Bazen bulamıyorsun. Her zaman değil ama bazen bulabiliyor. Sana biraz önce şeyden bahsettim. Aksiyonlardan bahsettim. Ve masum aksiyonlardan bahsettim. Ondan sonra bunun üstüne birkaç aksiyon daha var. O aksiyonlar hiç masum değiller. Şimdi bir evren var. Bizim bir evrenimiz, matematiğin bir evreni var. O evrende diyorsun ki, bu evrende diyorsun, bir takım nesneler var, kümeler var. Kümeler var diyorsun ve bu kümeler diyorsun şu kurallara tabidir diyorsun. Akşamlar onlar. Ondan sonra uğraşıyorsun biraz. Ya bu evren çok anlaşılmaz oldu. Ben bunu daha iyi anlamak istiyorum diyorsun. Bir şey daha bilsem bunun hakkında daha anlaşılır olacak ama o şeyi kanıtlayamıyorsun. Diyorsun ya ben bunu akşam olarak kabul edeyim diyorsun. Yani aslında gerçekte gerçeğin ne olduğuna, gerçeğin ne olması gerektiğine sen karar veriyorsun. Bu da işte bu varsayım potansiyel varlık oluyor sizin tabirinize göre. Potansiyel evrenlerden bir tanesi oluyor. Ama şeyi çok iyi biliyorsun. O tehlikeli aksiyonlar dedim var ya. O tehlikeli aksiyonlarla neyi kanıtlayıp neyi kanıtlamadığını çok iyi biliyorsun. Yani genellikle yazarsın. Bu teoremi kanıtlamak için şu aksiyonu kanıtladım diye, o tehlikeli aksiyonu kullandım diye yazarsın oraya. Yani özel bir uğraş alanıdır o. Bu teorem hangi en az minimum sayıda hangi aksiyonlar gerekir ki bunu kanıtlanabilsin? Yani geriye dönüş. Evet, teorem kanıtlanmış. Tamam da sen belki burada biraz fazla aksiyon kullandın. Onu daha minimuma indirelim. Ne kadar minimuma indirebiliriz? Bu da baş başa bir uğraş alanıdır. Mantıkta daha çok. Peki matematikçinin dünyayı bu şekilde zihnini kendi sadece yapılandırmıyor matematikçi. Aynı zamanda dünyayı da en azından Descartes'tan sonra bunu biliyoruz. Dünyayı da bir uzay olarak tasarlıyor. Onu her şeyden yalıtıyor. Dolayısıyla dünya bir ızgara haline geldiğinde nasıl anlayabilirim bu dünyayı dediği zaman aynı Galileo'nun dediği gibi aritmetik ve geometriyle diyor. Yani matematikle diyor. Madem matematik bu kadar kesin dünya kendi yapılandırmalarını dünyaya dayatıyor gereklilik üzerinden böyle olması gerekir diyerek. Niçin fizikçilerle matematikçiler arasında böyle bir rekabet hala sürüyor? Yani önce fizik mi, matematik mi? Çünkü siz konuşmanın başında dediniz ki ben işte bir sınıfım olduğunda zaten öyle olacak. Matematikle önce matematik derim. Oysa şeyin Feza Gürsey'in önerisi hatırlarsanız önce fizik idi. Fizikle matematik arasındaki bu öncelik sorunu, yani hangisi somutu, hangisi soyutu tercih ediyor ve sanki şey öyle bir Eric Roman'ın filmi vardı, Mache Noir diye. Orada Pascal'ı oynayan aktör şey diyordu, kız peşinde koşmak matematikten daha şeydir, masumdur. Çünkü matematik insanı Tanrı'dan uzaklaştırır diyor. Pascal'a bir takım göndermeler yaparak. Dolayısıyla o işte Einstein'dan da aktardığım gibi bir baştan çıkarıcılığı var matematiğin. Yani biz anlıyoruz ki fizik dünyadan daha sürtünmesiz bir şeye, boşluğa doğru yükseliyor.
Bunu nasıl özellikle bilimin bu çağda geldiği son nokta itibariyle fizikle matematik arasındaki bu öncelik, sonralık, gerginliği, çatışması... Öyle bir gerginlik olduğunu sanmıyorum ben. Zaten teorik fizik dediğin şey matematik zaten. Evet. Teorik fizik tamamen öyle. Yani bu kara delikler mesela Einstein teorisinin bir modelinde vardı. Daha sonra varlığı neredeyse kanıtlandı. O da çok zihinsel bir şey. Yani mesela ışık nedir? Değil mi? Biz okuldayken dalgadır dendi. Işık denen şey dalgadır. Ondan sonra bir yıl sonra yok dalga değil parçacıktır, fotondur dendi. Ya foton mu arkadaş, yani hangisi, yani dalga mı foton mu? Onun ikisi de dendi zaten. İkisi de değil. Yani fizik gerçeğin ne olduğunu anlamıyor ki. Gerçeği nasıl açıklayacağını anlatıyor. Yani, Nietzsche'ni mi söylüyor? Yani? Hayır, Nietzsche'ni bırak. Sana ışığın ne olduğunu söylemiyor ki o zaman. Ama diyor ki, eğer ışığın şöyle bir şey olduğunu tasavvur edersen eğer, şunları anlayabilirsin diyor. Işığın ne olduğunu kim biliyor ki? Işığın ne olduğunu nasıl bilebilirsin ki? Biz, zihnimizin dışında herhangi bir şeyi bilme imkanımız yok. Bu gecenin en radikal sözü oldu. Ama doğru, yani ışığın ne olduğunu, neyin ne olduğunu nasıl bileceksin ki? Yalnızca neyi nasıl açıklayacaksın? Yani zihinsel bir dünya kuruyorsun, o dünyada deneyleri açıklıyorsun bu teoriyle. Sonra bir gün geliyor, açıklayamıyorsun. Haydi o zaman yeni bir teori. Yani teoride kalıyoruz. Yani fizikçiler gerçeğin peşinde değiller. Fizikçiler işe yararlılığın peşindeler aslında. Bu onu teknolojiye döndüren... Sadece teknoloji değil. Şey anlamda, biz bunları nasıl açıklayabiliriz? Bak, çok güzel bir şey geldi aklıma. Bir gün bu dergi çıkarıyorum. Matematik Dünyası dergisini çıkarıyorum. İşte Kepler, Mepler falan. Sonra aklıma takıldı. Gezegenler Güneş'in etrafında döner. Şimdi ne demek bu ya? Yani boşlukta bir takım şeyler hareket ediyor da bir tanesinin diğerlerinin etrafına dönmesi ne demek ki? Yani mutlak anlamda. Yani ne yapman lazım? Güneşi sabit tutman lazım. Dünyayı sabit tutarsan da başka türlü şeyler oluyor. Yani güneşi niye sabit tutalım ki, o bizden daha bir büyük. Bir merkez varsayman lazım. Merkez varsayman lazım, değil mi? Bunu bir sürü insana sor. Ya nereden biliyorsun gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü? Bu anlamsız dedim. Çünkü ben bir sabitlemen lazım bir şeyi. Sabitlemezsen her olmaz. Ben de dalga geçtiler, bilmem ne yaptılar falan. Sonra Ali Alpar vardır Sabancı Üniversitesi'nde. Astrofizikçi. Çok çok severim. Hem insan olarak iyidir hem de araştırmacı olarak iyidir. Ona sordum soruyu. Bana söyledi nedenini. Bir dedi... uzayda dedi, hemen hemen sabit, hiç yer değiştirmeyen 3-4 tane kerteniz noktası seçersin. Onlara göre baktığın zaman, yani sabitlersin, eksenlerini sabitlersin, onları sabitlediğin zaman gerçekten de gezegenler dünyanın etrafında dönüyor. Bir. İkincisi, senin çok hoşuna gidecek. Benim gözlerimden yaş geldi neredeyse. İki, eğer öyle varsayarsan hesaplar çok daha kolay oluyor dedi. Evet. Çok güzel değil mi? Harika. Yani şimdi gezegenler güneşin etrafında dönüyor. Anlamsız. Ama bu çok ilginç. Bu tarihsel olarak da böyle. Çünkü Ptolemy, yani Batlamyus kozmogonisinden Kopernik'e geçerken Kopernik kendisi de öyle söylüyor. Yani böylesi daha, yani onu yanlış demiyorum. Yani böyle daha iyi açıklanıyor. Evet. Çünkü matematiğin bence haz verici, o böyle, hatta nasıl söyleyeyim şehvete yakın o vecdu istirak derlerdi eskiden, ekstazi hali, kendini kaybetme hali, bir baküsçü çılgınlık hali, yalınlığa olan. O yüzden matematikçilerin güzelle ilişkisi mesela çok enteresandır. Evet. Sayının güzeli olur mu? Denklemin güzeli olur mu? Matematikte daima yalına, daha basit olana doğru müthiş bir cazibe, bir çekim var. Matematikçi o yalınlığı sürekli arayan adam gibi görünüyor. Sadece yalınlık değil.
Daha kolaylıkla da irtibatlanmıyor. Doğallık da çok önemli. Ben bir kitap yazdım, analiz kitabı yazdım. 4 cilt aslında. Ben analizci değilim. Kitabı yazarken başka kitaplara bakmadım. İşkembede ne varsa en doğal biçimde yazdım kitabı. Ondan sonra tabii baktım sağa sola bir şey unuttum mu falan diye. Ya bir teorem kanıtlamışım. 3 sayfa ama çok doğal bir 3 sayfa. Yani herhangi birisi böyle düşünmesi lazım. 3 sayfa bir kanıt var böyle. Baktım. Adam bir sayfada kanıtlamış. Ya, çok da güzel ama zekice. Anlatabildim mi? Yani ben o kadar zeki değilim. Ben en doğal şeyi yaptım. Ondan sonra ya koyayım mı koymayayım mı? Şimdi benimkini kaldırıp koysam kitabın bütün felsefesi gidecek. Çünkü amacım öğrenciye düşünmesini öğretmek. En doğal biçimde düşünmesini öğretmek. Benimkini de koydum. 3 sayfalık kanıtı. Onun bir sayfalık kanıtını da koydum. Sonra başka kitaplara baktım. Bir yerde yarım sayfalık bir kanıt var. Onu da koydum. Ama üçüncü kanıt olarak koydum. Başka bir yerde 3 satırlık bir kanıt var. Çıldıracağım. Onu da koydum tabii ki. 4 tane koydum. Ama benim kanıtı tercih ederim. Çünkü en doğru, en doğal, yani acayip zeki olmasını bekleyemezsin bir insandan. O son kanıt mesela acayip zekice bir şey. Ben acayip zeki olması değil, en doğal. Bir sıçrama var. Adım adım gitmekten ziyade. Evet, evet, evet. Böyle birdenbire böyle bir, yani hiç aklına gelmeyecek bir şey yapıyor falan. Şimdi sana söyleyeyim, ne kadar fizik bile ne kadar teorik olduğunu söyleyeyim. Bir binanın Richter ölçeğinde kaç derece depreme dayanıklı olduğunu bulmak için binayı sarsmıyorsun. Ölçümler alıyorsun, eve gidiyorsun, masanın başına geçiyorsun, hesap kitap yapıyorsun, formülleri uyguluyorsun. Sonra diyorsun 6,8'e dayanır. Belki 7'ye dayanır ama 7,5'a dayanmaz diyorsun. Değil mi? Ve gerçekten uyumlu oluyor. Değil mi? Demek dış dünyayı biz zihnimize, yani biz her şeyi zihinle, başka türlü anlamak mümkün değildir. Zihnimizde bir modeli yoksa bir şeyin anlayamazsın onu. Peki matematik insan zihninde meydana gelen bir etkinlik dedik ya. Şimdi evet. Bu kimi zaman da hani zihin dediğimiz zaman belki özel olarak da algılanabiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi matematik insan zihninde peki ama dünyadaki matematikçi adedi kadar farklı bir matematik bilgisine sahip değiliz. Böyle bir durum yok. Doğru. Yani dolayısıyla değişmeyenin bilgisini olarak da adlandırabiliriz matematiği. Ki buradan şuna geleceğim. Mesela felsefede düşünürleri işte Platoncular, Aristotelesçiler diye ayırabiliyoruz ama matematik söz konusu olduğunda işte Arşimetçiler, Öklitçiler gibi ayrımlar, yani belirli ekoller olmuyor. Var aslında ama siz bilmiyorsunuzdur. Ama çoğunluk aynı ekoldendir. Matematik ortak akıldır. Evet, tam da oraya gidecek işte. Yani, mutlak bir şeyin kanıt olmadığı, önce şunu derim. Ya hocam diyor, kanıtlayamıyorum diyor. Kanıt nedir, ispat nedir diyor. Diyorum ki bir, sen ikna olacaksın. Ama yetmez. Yetmez, senin ikna olman yetmez. İki, karşındakini ikna edeceğine ikna olacaksın. Mesela meşhur Descartes'i biliyorsun. Cogito ergo sum. Ne diyor? Düşünüyorum demek ki varım diyor. Şimdi bu örneği de veriyorum. Descartes ne yapıyor? Tabula rasa yapıyor. Her şeyden kuşu duyuyor. Ondan sonra ben ne yapıyorum? Kuşu duyuyorum. Belki birisi beni aldatıyor. Belki ben birisinin rüyasındayım. Ondan Tanrı sonra, beni aldatmaz ama. Tanrı beni aldatabilir falan diyor. Ben dolayısıyla her şeyden kuşku duyup varlığımı kanıtlayacağım diyor. Ondan sonra şimdi diyor ben ne yapıyorum diyor. Her şeyden kuşku duyuyorum ama her şeyden kuşku duyduğumdan kuşku duymuyorum. Her şeyden kuşku duydum bari. Demek ki düşünüyorum. Bir şey var ki düşünüyor. Demek ki ben düşünüyorum. Demek ki ben varım. Bir şey var ki düşünüyorum. Şimdi önce diyorum, sen şimdi René Descartes ol diyorum. Ondan sonra düşünüyorum, demek ki varım de diyorum. Ondan sonra önce diyor, peki diyorum, nereden biliyorum düşündüğünü? Sen o söylüyor. Yani René Descartes kendisi ne oluyor? Çünkü kendisi düşünüyor, dolayısıyla ben varım diyor. Şimdi o yüzden sen, de solipsizm diyorlar ya. Evet, işte. Değil mi? Yani ben şimdi sen düşünüyorum demek ki varım desen. Ondan sonra, tamam düşünüyorsan basındır da nereden biliyorum ki düşündüğünü? Yani o Descartes kendisi ikna oluyor var olduğuna. Ama bizi ikna edemiyor. Dolayısıyla o felsefeye, matematik felsefeye giriyor. Yani, felsefeye, inanca, yaşam biçimine falan. Asıl ispat, matematiksel ispat. Bir, kendini ikna olacaksın. Yetmez. Başkasını ikna edeceğine ikna olacaksın.
aklı başında herkesi ikna edebilecek ne olacaksın? Şöyle bir yalnız orada aklıma bir şey geldi. Tabii aksiyom kelimesini siz hipotez, varsayım anlamında kullandınız. Modern matematik öyle kullanılıyor biliyorum. Ama eskiden aksiyomlar kendileri kanıtlanamayan işte bir şey bariz. Bir şey eşit olan şeyler birbirlerine eşittir filan. Şimdi Aristoteles'in sıklıkla aktarmaktan hoşlandığı şey filan. İşte özdeşlik ilkesi vesaire. Aksiyomlar kendileri kanıtlanamayan, hatta Aristoteles şey der, onu demin söyleyecektim. Her şeyde kanıt beklemek biraz zeka problemi olduğunu gösterir. Her şeyin kanıtı yoktur diyor. Aksiyomların kendisi kanıtlanamaz. Ama biz onlarla başka şeyleri kanıtlarız. Şimdi Descartes'in cogito ergo sumu, bazıları onu bir çıkarım olarak zannediyor. Yani şöyle düşünüyorum, o halde varım, bir akıl yürütme zinciri yanlış değil. Böyle bunu kendisi de ifade ediyor ama Kant'lardan, Hegel'lerden sonraki bütün ciddi felsefecilerden bunun bir akıl yürütme olmayıp bunun kendinde bir düşünmekle varlığın bir özdeşlik içerdiğini söylüyor. Yani Descartes aslında cogito ergo sumu bir başkasına kanıtlayamaz. Ama iddiası şu, herkes kendinde bunun kanıtını bulabilir. Aynen, bunu önce söylüyorum. Ben kendi kendime varlığımı kanıtlayabilirim. Herkes kendi kendine varlığını kanıtlayabilir. Ama kimse başkasına bu akıl yürütmeli en azından varlığını kanıtlayamaz. Yani orada Descartes şey demiyor. Ben düşünmeseydim olmayacaktım demiyor. Bazıları böyle zannediyorlar. Evet, değil. Yani ben varlığımı düşündüğüm sayesinde anlıyorum diyor. O sayede anlayabiliyorum varlığımı demek istiyor. Ya daha doğrusu tabii burada sizin Pınar'a sorduğunuz soruda ilginç bir şey var. Bilginin böyle bir tarafı da var. Bilgi benim kendimde olup biten bir şey değil. Benim onu size kanıtlamam, size aktarmam, sizinle müzakere edebilmem de, yani bilginin böyle bir yanı da var. Sırf bende olup bitip kalan bir şey, biz buna bilgi demiyoruz, bilimsel bilgi hiç demiyoruz. Tabii ki. Yani ben biliyorum, bunun doğruluğu bende. Evet. Yani bana aktaramıyorsan. Evet, evet. Dolayısıyla şeyin matematik de kendisini her defasında bir başkasına aktarılabilir şekilde yapılandırmak zorunda. Tabii ki. Yani tabii o ki. Zihinde kurulan dünyanın dış dünyayla uygunluğu, evet, ya da uyumsuzluğu sürekli başkalarıyla müzakere çerçevesinde olacak. Ama şeyin, Pınar'ın sorusu belki biraz daha üzerinde durmanızı gerektiriyor. Matematikte ekoller var mı? Var ciddi. Var. Tabii. Yani sezgiciler var. Mesela şeye inanmıyorlar. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır, inanmıyorlar. Ya da bir şeyin varlığını kanıtlıyorsan o şeyi illaki göstermen lazım. Farklı farklı mantıklar var. Genelde kabul gören mantıklar, kanıtlar sonludur bir defa. Sonlanmazlar bu kanıtlar. Cümleler de sonludur. Ama bunları değiştirebilirsin. Yani infinitary logic, sonsuzsal mı diye, ne diyeyim bilmiyorum. Infinitary logic diye bir şey vardır. Bir mantık dalı vardır. Sonsuzsal. Sonsuzsal. Ya da modal logic var. Evet, hayır, belki, yüzde bilmem kaç doğru falan. Böyle birkaç tane var. Ama onlar daha çok mantıkla ilgilenirler daha çok. Peki mantıkla matematikçiye nasıl ayıracağız? Fizikçilerle kolay ama yani, özellikle bu son 20. yüzyılda yaşananlardan sonra lojistiğin ortaya çıkması, sembolik mantığın, matematiksel mantığın, bu Viyana okulunu kastederek söylüyorum. Bir fark yok. Aslında giderek daha fazla birleşiyorum. Ya ben mantıkçıyım. Benim şeyim mantık, matematiksel mantık. Giderek daha az ve mantıkçılar giderek daha fazla teoremler, matematiksel teoremler buluyorlar. Yani giderek daha fazla merkezi bir... Eskiden biraz marjinaldi mantık. Bugün giderek daha fazla merkezi konumda. Evet.
Peki biraz düşüncenin matematikselleştirilmesini de ben sormak istiyorum. Hem izleyicilerimize de vaadimizdi bu. Keza tanıtımımızda da vardı. Şimdi düşüncenin matematikselleştirilmesi derken ne anlamamız gerekiyor? Yani doğruluktan ziyade daha hislerin egemen olduğu o fikir ayrılıklarının ortadan kalkması için mi düşüncenin matematikselleştirilmesi gerekiyor? Ben şöyle bir şey demedim. Tabii ki ben bu genel bir kavram olarak söylüyorum. Yani. Düşüncenin matematikselleştirilmesi. Ne demek olduğunu bilmiyorum bunu. Böyle Spinoza yapmaya çalıştı herhalde. Daha çok aslında şeyle alakalı, dünyanın matematikleştirilmesi. Ha. Yani Descartes'in söylediği şey, ben mesela bunu biraz şey yapayım, köpürteyim. Heidegger özellikle Kartezyen felsefeye alerjisini saklamayan 20. yüzyılın düşünürlerindendi, filozoflarından. Hep şöyle bir şey üzerinde durdu. Hesaplamayla düşünme arasındaki farkı ayırt etmeye çalıştı. Yani modern düşünce matematikleşerek, yani Kartezyen dünya görüşünün artık hakimiyetini ona da, Almanlarda vardır o bilirsiniz. Biraz Fransızlarla olan rekabetle alakalı. Aydınlanmada da bunun şeyini biliriz. Dünyayı o kadar matematikleştirdik ve kesinlik meselesini, bilgideki kesinlik meselesini o kadar abarttık ki bu teknoloji hülyası, özellikle iki dünya harbinde o silahların atom bombası vesaire filan, bütün onlarla ilgili teknolojinin yıkıcılığını da bir anlamda duygusal olarak yanında taşıyarak, hesaplamayla düşünme arasında bir karşıtlık kurarak modern felsefenin, modern bilincin aslında düşünmediğini, çünkü onun öyle bir tabir var, bilim düşünmez diyor, çok da büyük tartışmalara yol açmıştı zamanında, kastettiği hesaplar diyor. Yani ya sayar ya ölçer. Oysa varlık sadece sayılacak ve ölçülecek bir kendilik taşımaz. Sayamayacağımız ve ölçemeyeceğimiz şeyler vardır. O yüzden de işte denken kelimesini, düşünme kelimesini, varlığın unutulmuşluğu falan diye, uzun bir hikaye bu. Ama düşünmeyle hesaplamayı karşı karşıya getirir. Siz böyle düşünüyor musunuz? Yani dünyanın matematikleştirilmesi ve matematiğin dünyayı açıklamak konusunda baskın hale gelmesi, mesela diyelim ki anketler, reytingler, tirajlar vesaire, bütün her şeyi sayılabilir ve ölçülebilir biçimde görmek gibi bir dar çerçeveye insanlığı indirgediğine dair eleştirileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim indirgiyor ki bir defa? Yani ben geometri biliyorum, cebir biliyorum diye aşk üzerine, sanat üzerine, resim üzerine, işte ölüm üzerine düşünmüyor değilim ki. Onlar da ölçülemez şeyler. Yani ben bilim yapıyorum diye tam tersine bilim beni düşünmeye itiyor. Yani zaman nedir diye düşünüyorum. Zamanı ne kadar ufalayabilirsin diye düşünüyorum. Ne kadar vardır diye düşünüyorum. Sanat ne dedi, güzellik ne dedi düşünüyorum. Bize ne güzel gelir, güzelle doğruyla iyi arasındaki farklar nelerdir, bunun üzerine düşünüyorum. Ve benim meslektaşlarım da düşünüyor bu konuda. Bir insanın bilim yapması, geometri, cebire yatkın olması ya da mesleği olması demek başka konularda düşünme anlamına gelmez ki. Ama biz yani nasıl yap, mesela ne bileyim ben, meteoroloji yani birileri de meteorolog. Değil mi? Birileri meteoroloji şey yapıyor. Ya bize önümüzdeki hafta hava nasıl olacak diye söylüyor. Yani o kişi ölçüyü biçiyor. Ya o kişi derin düşünemiyor mu yani? Onu demek istiyor Heidegger. Şöyle diyeyim. Biraz sakıncalı olmakla birlikte iki düşünce arasındaki farkı şöyle örneklendim. Bir meteorolog yağmurun yağma olayını açıklıyor değil mi? Ama bir köylü de yağmur yağdığında rahmet yağıyor diyor. Şimdi rahmet yağıyor tabiri bir dünyaya ait. Yani farklı bir dünya algısına ait.
çiftçinin dünyasına ait. Yani orada bereket görüyor, Tanrı'nın rahmetini görüyor filan. Yani yağan şeye fiziksel bir olgu olarak değil, ona bir anlam yüklüyor ve o anlamı artık orada görüyor. Rahmet yağıyor diyor. Şimdi Heidegger'in Rechnen de Denken, Besinnen de Denken diye o hesaplayıcı düşünce, anlam verici düşünce diye ayırdığı şey ve modern düşünce eleştirisi de, modern bilim eleştirisi de aslında bu iki kavramdan ortaya çıkıyor. Yani sürekli kalkülüs, sürekli hesaplama, her şey çakıl taşı gibi sayılabilir ya da ölçülebilir, mezura ile ölçülebilir gibi görmenin yaygınlaşma... Bence Heidegger'in hesabı kitabı yok, kıskanıyor. Yani lütfen yani. Yani böyle bir şey hesaplıyor diye başka bir şeyse eksik anlamına gelmez ki. Ya ne demek ki bu yani? Ya şöyle mesela diyelim ki bir kıza aşık oldunuz. Ben de diyorum ki aslında sizde işte bilmem ne hormonlarının bilmem ne olmasıyla bilmem ne oldu filan diye açıklıyorum. Yani öyle mi yani? Yani şu an... öyle olabilir mi? Yani? Öyle bir şey yok ki. Yani doğru değil o. Hiç doğru değil yani. Yani meteorolog da güzel bir yağmur yağdığı zaman sevgilisiyle hadi yağmurda sınalım der yani. Heidegger kendisini ne zannediyor yani? Ama bir de o mu biliyor yani? Hayır, ben sadece Heidegger'in eleştirisini aktarıyorum. Yani modern bilim ve teknolojinin sonuçları itibariyle düşünme biçimimizi bir sayma ve ölçme, düşünmenin sayma ve ölçme biçimine doğru, belirlenimine doğru bir daralmasından söz ediyor. Yani, böyle bir daralma modern çağdaş düşüncede yok mu? Yani ya da ne kadar var? Hayat hızlı aktığı için yani bize çocukken kandırmışlardı. Demişlerdi ki ileride robotlar olacak, bilgisayarlar olacak. Bilgisayar denmez o zaman tabii ki. Robotlar olacak, ne olacak? Bizim daha fazla işte sanata, aşka, sevgiye, doğaya falan zamanımız olacak derlerdi. Şimdi çok daha fazla çalışıyoruz. Haftada biz iki gün çalışacağız. Aslında geri kalan zamanımızı işte dağda, bayırda, ondan sonra güneşin batımını izleyeceğiz falan. Hiç. Eskiden oysa postaneye giderdik. Postaneye giderken iki üç kişi dostlar rastlardık, merhaba derdin. Postacıyla konuşuyordun, onunla konuşuyordun. Değil mi? Dönerden. Şimdi yazıyorsun, pıt pıt. İşte mesela pandemiyle birlikte artık işe gitmiyor insanlar ve home office evden çalışıyorlar. Yani bu hesaptan kitaptan değil, bu hayatın hızlı akmasından kaynaklanıyor. Hızlı akıyor. Ve evet, bazı şeyleri kaçırıyorsun. Ama o hesap kitaptan değil ki. Hesap kitapsız olmaz. Yani hesap kitap... Dünyayı başka türlü anlamak mümkün değil. Anlamak ve başkasına anlatmak mümkün değil. Bu matematik de oluyor bu. Biz başka türlü gerçeği, bir olguyu başkasına aktarmanın yolunu ve dünyayı anlamanın yolunu bilmiyoruz. Nasıl yapılır mesela meteoroloji, biraz bahsettik biraz önce. Nasıl yapılır meteoroloji? Şimdi bu hava akımları acayip bir şey. Anlaşılır gibi değil yani. Çok komplike şeyler. Ne yapıyorsun? Basitleştiriyorsun. Bilim yalan söyler aslında. Bilim aslında yalan söyler. Meteorolog ne yapar? Türkiye için mesela diyelim ki Kafkaslı veri alır. Sava'yı ele alır, Akdeniz'i ele alır, Kafkaslı'yı ele alır, Rusya'yı ele alır, Ondan sonra işte nedir onun adı? Alçak basınç, yüksek basınç bilmem ne falan. 8-9 tane veri ele alır. 8-9 tane veri ele alır sadece. Gerisini yok sayar. Bu 8-9 tane veriye sonra geriye geçmişe bakar. Çünkü ne yapar? Çünkü neyin bilimi olur? Tekrarlanan olayların bilimi olur. Eğer bir olay tekrarlanmaz, onun bilimi olamaz. Dolayısıyla aslında meteoroloji de tekrarlanan bir şey değildir. Bugün tekrarlanan bir şey değildir. Onu basitleştirerek tekrarlanan bir olay haline getirirsin. Ve geçmişe bakarsın. Bakarsın ki bu koşullarda geçmişte %80 yağmur yağmış, %20 yağmamış. Söylersin %80, %20 şöyle olacak diye. Ama basitleştirirsin. Ve bu düşünmektir bu. Bu düşünmektir bu. Biraz daha iyi biliyorsan eğer, biraz daha fazla bilmek istiyorsan eğer, verilerini arttırırsın. Ama verilerini arttırdığın zaman datan eksik kalır. Az kalır. Değil mi? Çünkü ne kadar az datan varsa o kadar fazla geçmişe doğru bakabilirsin. Çünkü 50 tane datan varsa eğer, o 50 koşula uyan gün sayısı o kadar azdır ki herhangi istatistik bir anlamı yoktur. Bilimin olması için olayların tekrarlanabilmesi lazım ki istatistik olsun, ki geçmişe bakabilir, şey yap.
Dolayısıyla ancak tekrarlanamayan olayların ya da tekrarlanamayan olayların bir metafiziği olabilir. Bir, çok güzel. Yani nedir onlar? Nedir onlar? Onlar hatta mucize diyebiliriz. Kişisel yaşantılarımız bize mucize gibi gelmez mi zaten? Ona geleceğim şimdi. Tam oraya gelmek üzereyim. Nedir tekrarlanamayan bir olay? Bir tanesi varlıktır. Herhangi bir şeyin var olması. Yani bu dünya var, bu evren var, bunlar var. Bir şeyler var. Şimdi bu yok olup da tekrar var olmak diye bir şey yok. Mümkün değil. Ya hep vardı, değil mi? Evet. Hep vardı. Ya bir şey mutlaka olacak. İsterse kara delik olsun, isterse enerji biçimde olsun. Ama herhangi bir şeyin varlığı tekrarlanamaz bir olaydır. Dolayısıyla varlık mucizedir ve kutsaldır. Tapılması gereken bir şeydir. İkincisi... Burada Heidegger'ci oldunuz biraz. Ha? Heidegger'ci oldunuz burada biraz farkında. Allah korusun. İkincisi ben. Oo, müthiş. Ben tekrarlanmam. Sen değil ama ben. Sen de değil ben. Yani tabii senin için de sensin tabii ki. Yani benlik de tekrarlanan bir şey değildir. O da mucizevi. Dolayısıyla o da mucizevidir. Onun metafiziği yapılabilir, dini yapılabilir, her şeysi yapılabilir, sanatı yapılabilir, her şeysi yapılabilir. Bilim yapılamaz. Ölçümlenemez. Son bir dakikanın içerisinde olduğumuzu da ufaktan hatırlatayım. Peki. Normalde kutsal şeyler 3 tanedir. Geçenlerde Montenegro'ya gittim Sevan'la barışmaya. Uçakta düşünüyordum. Lan 2 tane buldum, 3.sünü bulamadım diye. Ondan sonra buldum 3.sünü. Bu arada bunu Sevan'ın oğluna söylerken ya dedi an dedi an. An. Bu an da tekrarlanmaz bir andır. Dolayısıyla 3 tane mucizevi olay var. Nasıl bitti ya? Dakika çabuk geçti. Akıp geçti değil mi? Hep o konuştu ama ben konuşamadım. Yok. Peki. Ama ben kapanışta sizin bir cümlenizi cımbızlayacağım ve diyeceğim ki dünyayı bir başkasına aktarmanın yolu matematikle olur diyeceğim. Dilerseniz kapanışta bu cümleyi söylemek isterim. Efendim matematiği konuştuk. Yani evrensel akla ve tabii ki matematik ve felsefe arasındaki ilişkiyi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.